Yoksa maçlarda Ali abi. Yani şu benden alıp buraya bakıyoruz. Evet. Evet, standta kartpostallar var görmüş olduğunuz gibi. Birbirinden güzel. Ücretsiz veriyorsunuz galiba bunları. Evet, evet. Ücretsiz veriyorsunuz. Başka model var mı göstermek amacıyla? Tabii bu ki. Çok güzelmiş. Orası Malatya'nın Yeşilürt ilçesinde bir konak. Malatya'nın eski evlerini yansıtan. Evet. Şurada Darren'de sonuncu babamız. Işte. Şöyle gösterelim. Darren'de sonuncu babam var. Ülkenin her yerinden de zaten ziyaretçi alır kendisi. Şu üç tanesi kalanlardan şurada Bulu Camii'yi görebilirsiniz. Eskisi. Onun üzerinde de Emre Mermez işimiz var. Şurada Malatya'nın tanıtım broşürü. Aldım ben az önce broşür. Bu şekilde yapmışsınız. O teşekkürler. Hayır gördüm az önce gösterdim. Yukarıda kervansaraylarımızın dışından görünüm var. Daha bir de niceleri var ama sadece şimdi basınca bunları saygı. Peki teşekkür. ERT'nin dizileri var. Çektim mi? Evet çektim. Efendim var. Bir de Vuslat TV vardı. Onun da standı var mı burada? Var. İleride. İleride var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kolay gelsin. Tepsiyi tutturmaya çalışıyorsunuz galiba. Evet. Evet burada kaşısı var, ceviz var, badem var. İkramlık olarak koymuşlar. Bakın böyle. Ve radyo var nostaljik bir tane karşıda Türk bayrağının olduğu yerde. Bir tane eski lamba var. Gaz yağı lambası. Teyzemiz var. Ve burada da Battal Gazi yazıyor. Battal Gazi Belediyesi standındayız. Şöyle. Evet, Doğan Yol Belediyesi. Bunlar da ücretsiz veriliyormuş. Gelir ve ihtiyacı olan kişilerin yaşlarını karşılamak için satıyorlarmış. Bakın burada bebekler var. Mesela burada yazıyor. O bebek yazıyor. Sevinç Elmas. 35 lira değil mi fiyatı? Evet. O ürettiği anlamına geliyor. Güzel bir uygulama. Burada her şey var hediyelik. Çeyizlik bile var bir sürü ürün. Ve bayağı bayanlardan ilgi görüyor. Evet, Malatya dünyada kayısı üreticiliğinde ve satışında birinci, onu gösteriyor. Fırat Kalkınma Ajansı Malatya'ya da bakıyormuş, Elazığ'a da bakıyordu. Geçen hafta onu da görmüştük galiba. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Bulunacak kaymakamlığının standındayız. Atatürk resmini. Bak ne güzel asmış, değerlendirmiş. Evet. Belediye asmamış, o asmış. Malatya'dan ünlüler kimler? Tamam, gösterelim. Turgut Özal. Sümer Tilmaç. Sümer Tilmaç. Kenan Işık. Kenan Işık, evet.
Harika ya. Şöyle şey yapalım. Evet. Başka? Bu kim? Süleyman Demirel mi? Hayır değil. Cüneyt Yüksel diyor. Profesör Doktor Cüneyt Yüksel. Evet. İlyas Salman. Evet, İlyas Salman'ı görüyoruz. Işık olduğu için tam çıkmıyor olabilir. Şöyle göstereyim. Ve şurada kazağın arkasında Oktay Kaynarca'yı görüyoruz. Ve Kemal Sunal var. İsmet İnönü var. Tamam, yeterli. Teşekkürler. Evet, kuluncakta ne çıkıyor? Uranyum, toryum, krom, demir varmış. Evet, Malatya'da yatırım için 13 neden. Ne kadarmış fiyatları? Oldukça da güzelmiş. Seccade. Bunlar ipek alır. Evet. Buraya. Diyarbakır'da dokunmuş. Evet. Türk ipeği. Evet. Her kanadında 300-400 tane düğüm var. Tamam. Evet, bu seccade $4,000. $4,000 fiyatı. Arkadaş anlatıyordu, müşteri geldi, ilgilenecek biraz sonra bizimle. Bakın. Evet, arkadaş geldi, hemen anlatıyor ürünler hakkında, bilgi veriyor. Buyurun. Bunlar Malatya'da dokunuyor. Peşork halılar, yeni trend halılar. Evet. Bu karşıdaki Direcan kilimi. Evet, şu an görmüş olduğumuz. Şunlar Malatya divanları. Evet, divan. Alttaki gene Malatya divanları, Malatya yastıkları. Yastıkları. Pötürge kilimi. Pötürge kilimi, pötürgenin kilimi, evet. İlçesi de var galiba Malatya'nın. Evet, Malatya pötürge kilimi. Ne kadara satıyorsunuz fiyatı? 2500'ün fiyatı. Fiyatı şey, diğer divanlık veya diğerlerininki. Bunlar çiftleri 2000 TL, yastıklar 200 TL. Evet. Şu kilim 2500 TL. 2500 TL, Direcan kilimi. Evet. Bu çok beğendim bana kadar. İran halısı, bu Diyarbakır'da dokunuyor. Bu hepsi Türkiye'de dokunuyor yaptıklarınızı. Evet, evet, evet. İpek kilim. Evet. Fiyatı ne kadar? Bu da $4,000 metrekaresi. Ama metrekaresi. Bu 4... ne kadar peki? Şu an ne kadar yapar? Bu ya, $10,000 falan yapar herhalde. $10,000 yapmasa da 6-7 bin dolar falan yapabilir. Yapar, evet. Yapabilir. Bak, 1,5 metre. Evet. Şu Hereke, Kayseri Hereke alısı. Hereke çok meşhur. Duymuştum ismini. Arka 1300. Çift taraflı mı? Tek taraflı mı bunlar? Tek taraflı. Ha, tek taraflı. Yok. Evet. Tamam. Şu Uşak alısı. Uşak alısı. 150 TL almış. Evet. Beyefendi elinde tuttu da 150 liraymış. 150. Bunlar araba koltukları için. Peki. Evet. Yani böylece iki tane. Hayır, bir tane. Şu 150. Evet, 150. Evet, el dokuması. Evet, sadece galiba şu kaldı. Evet. O da gene peşök. Yerde gösterdiğim Malatya'da dokuduğumuz. Nereden Malatya? Oo. Malatya. Hoş geldin. Malatya'nın. Ne, neresi, nereden yapıyorlar? Ya, tam bilmiyorum da Malatya. Almak isteyenler nasıl alacaklar sizden? Evet, ilçelerden. Almak isteyenler nasıl alacaklar? Bak, internette sayfamız var. Malatya'ya gelebilirler. Tamam, söyle internette. Kart vizitiniz varsa gösterirseniz kaydediyoruz. Şu şekilde. Numaradan ulaşabilirler bize. Şöyle göstereyim, daha net çeksin. Evet. Buradan ulaşılabiliyor.
Evet, İsmet İnönü'nün üniversitesi kurulmuş. Malatya'da var zaten memleketin. Ve şu an standındayız. Yazıhan Belediyesi'nin standına geldik. Bize ayran ikram etti. İçerisi biraz ayran içtiğimizde acılık var. Ne koymuştunuz? Acı ayran, biber. Biber, biberi. Sus biberi deriz. Sus biberi koymuştunuz. Evet. Enteresan bir tat. Nane veya başka şey konulabilir ama ilk defa biber konuluyorum ayranda, bakın. Bu şekilde. Güzel bir aroması var. Hafif boğazı yakıyor. Güzel. Yanında da bir bulgur pilavı olsa şahane olur. Evet, Yazıhan Belediyesi'nin standında bakım gayet iyi arkadaşlar, söyleyebilirim bakın. Malatya kayısısı, biri güm kurusu, biri de normal. Sarısına ne diyorsunuz? İslim. Deniliyor. Bakın burada ayran var, göstermiştim az önce. Bu da börek, ne böreğiydi? Kömbe. Kömbeymiş. Tadına bakacağım şimdi. Evet, ayranını içtik şu an. Kalabalık stand. Bakın çok şahane. Erik şahane. Almaya da alıyor. İkram edilen tarhana. Geldim lan. Hangisi şu tarhana, bu ne? Şu Malatya'da bıçak öğretildiğini ilk defa duyuyorum. Bamu isot kreması diye bir stand var, bayağı bir yoğun. İkisi de isot kreması. Birisi çok acılı. Hangisi çok acılı? Çok acılı. Bakın Vuslat TV'de şu an. Mikrofon tutabilir misiniz? Şöyle çekeceğim de. Evet.
çekim için hazırlık yapıyorlar. Ne kadar bol su bu ya maşallah. Karşıdan sirke yapmışlar gördüğüm kadarıyla. Evet, ilk defa. İşte bakın burada gösteriyorlar. Her şeyin sirkesi var. Karşısının sirkesini ilk defa duyuyorum. Çok enteresan. Evet, karşısının yararları var. Gıda muhafaza yöntemlerini anlatıyorlarmış bu kitapçıkta. Aslında herkesin olması gereken bir ürün. Çilek yetiştirici Malatya'da çilek de yetişiyormuş. Enteresan, onu da duymuştuk. Böyle bir stand var. Evet, Malatya'nın karşısından sirke yapmışlar görmüş olduğunuz gibi burada. Ve burada çekirdeğinden kahve yapmışlar. Bu ne oluyor? Reçeli. Reçeli yapmışlar. Ve tahranası var arkadaşlar şurada. Şurada daha net görürsünüz. Sonra bu pekmez. Pekmez. Bu zaten biliyoruz gün kurusu. Evet, evet. Bu? Bu da şekerleme. Bu da şekerleme pekmez tarzı, cips tarzı. Ya, evet. Evet, bunlar da yaprak kayısı olarak geçiyor. Bu da pestil galiba. Evet. Bu da çağlaymış arkadaşlar. Reçel gibi, zeytin gibi düşünebilirsiniz. Çağladan turşu yapmışlar. İlginç bir şey. İlk defa görüyorum farda. Bu da marmelat galiba. Tam marmelat demeyelim de nektar diyelim. Kayısı nektarı. Nektarın değil, nektarı. Nektarlıdır, nektar. Özü. Özü, özü. Evet, en başarılı bulduğum ürün sirke, her zaman evde olması gereken bir şey. Bakın burada taşlar var. Denirmiş. Alçı taşı. Malahit. Bazalt. Bakır. Bakır böyleymiş. Krom. Demir. Kum taşı. Demir. Krom buymuş. Şu oldukça cips taşı gibi duruyor. Koro Hastanesi de burada stand açmış. Müşterilerin tansiyonlarını ölçüyorlar galiba. Kolay gelsin. Evet, Ankara Malatyalılar Derneği'nin standının önündeyiz burada. Reyhan çayı. Biraz daha netleştiriyorum okuyun diye. Çok yansımalar. Bunlar çay galiba bildiğim kadarıyla.
burada konuklar ve herkesinkinde ve bir de bal görüyorum. Hamit rapor. Şimdi biz burada işi başlatacağız inşallah. Döndüğü şehir. Teşekkürler. Bakın bunu bayanların yaptığı ürünler bunlar. Darende Belediyesi'nin standına geldik ama sanki Kütahya iline standına gelmiş gibi olduk. Bakın burada birbirinden güzel abajur eserler var. Darende Belediyesi. Belediyesi'nin standının önünde galiba promosyon veriyorlar. Şu an burada izdiham var. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Galiba takvim veriyorlar burada. Evet bakalım. Takvim veriyorlarmış. Kolay gelsin. Promosyon ne veriyorsunuz? Takvim mi veriyorsunuz? İzdiham var. Evet, Buzlak TV'de köşeye bir stand almış. Malatya'nın iki yerel televizyon kanalından birisi. Biri diğeri ART'ydi, biri de Buzlak TV. Neden arkadaşlar? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Konuşuyorsun.